Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar 19-25 Ağustos haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar 19 Ağustos'ta yılın sizin için en önemli olayı kova burcundaki dolunay meydana gelecek. Güçlü bir dolunay, tansiyonlu yüksek bir dolunay aslında etkilerini hissetmeye de başladık. E, bu haftayı da tabii ki bu dolunay enerjileri hakim olacak. Henüz izlemediyseniz Demet Baltacı YouTube kanalımdaki kova dolunayı videosunu lütfen izleyin. Çılgın bir dolunay bu. Uranüs etkisi var. Dolayısıyla lütfen haftanın genelinde ruh sağlığınıza da dikkat edin. Çünkü çok fevri, dürtüsel hareket etme eğiliminde olabilirsiniz. E, sizin dışınızda gelişen durumlar olabilir. Yani bunların tabii ki bazı ani etkileri olabilir yaşamınıza ama Uranüs dolayısıyla hayatınızda biraz daha böyle radikal değişimleri, hızlı gelişmeleri, sürprizleri ortaya çıkarabilecek bir enerji. E, mümkün olduğunca farkındalıklı sağduyulu sakin hareket etmenizde, e, temkinli hareket edip çok da dürtüsel davranmamanızda fayda var bu hafta. E, Salı günü Ay Balık burcuna geçecek. Salı ve çarşamba daha çok hesap işleri, para işleri, mesleki konular, harcamalar, biraz böyle muhasebe konuları, para e, gelirler, giderler, harcamalar bunlara odaklanıyoruz. Çarşamba sabah erken saatlerinde özellikle parasal konularda stres hissetmeniz, baskı hissetmeniz mümkün. Haftanın genelinde zaten Satürn Jüpiter arasında bir kare açı olduğu için şu aralar para konularında daha karamsar olabilirsiniz. Yani beklediğiniz paralar gecikebilir, ihtiyacınız olan parasal kaynakları bulama, bulmakta zorlanabilirsiniz. E bunun bir baskısını hissediyorsunuz. Böyle bir melankolik olmanız, endişeli olmanız, kaygılı olmanız mümkün. Mümkün olduğunca şartları zorlamadan kabullenişte kalmakta en azından hani psikolojik olarak kendinizi iyi tutmakta fayda var. Çünkü olup bitenler çok da sizin elinizde olan şeyler değil. Hani genel genellere yansıyan tüm ekonomiye, tüm topluma, kolektife yansıyan tesirlerden bahsediyoruz. Merkür de Aslan'da geriliyor karşıt burcunuzda. E bu dönemde tabii ki eşinizle, partnerinizle hani bazı konularda daha fazla iletişim alanlarında sorun yaşamanız mümkün. İş birlikleri, ortaklıklar, önemli işte görüşmeler, yazışmalar, belki bir mahkeme dava konusu filan. Hani buralarda da hep geçmişe ait konular daha fazla karşınıza çıkabilir. Bu yüzleşmeler de getirebilir tabii ki. Özellikle bir ilişki içerisinde eşinizle ya da ortağınızla görmezden geldiğiniz ya da fark etmediğiniz bir sorununuz varsa... Şimdi o sorun gündeme gelebilir, onunla ilgilenmeniz, onu çözmeniz gerekebilir. Ama tüm bunları yaparken de e, mümkün olduğu kadar tabii ki iletişime dikkat edeceğiz. E, öyle çok ani, çok hızlı, çok dürtüsel davranmamaya çalışacağız. Bir yandan da Mars'la Jüpiter'in ikizlerdeki pozisyonu e, sizin enerjinizi, özgüveninizi destekliyor. Ancak e, bu da hani istenmeyen sözleri sarf etmeye... İşte biraz böyle gereksiz konuşmalara, abartı tutumlara, tutumlara yol açabilir. Bunları iyi dengelemek gerekiyor. Haftanın günlerini değerlendirdiğimizde Cuma gününün enerjisi 23 Ağustos daha bir olumlu görünüyor. Hem Ay Koç burcunda destek alacaksınız. Ayın açıları olumlu olacak. Hani eşinizle, ortağınızla bir konuyu konuşmanız, görüşmeniz gerekiyorsa, bir toplantıya katılmanız gerekiyorsa, herhangi bir kişisel girişiminiz varsa, özellikle Cuma öğle saatleri, öğleden sonraki saatlerde daha verimli sonuçlar alabilir, rahat ilerleyebilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.